İsmail Bey, rekor gübre için ne diyebiliriz? Rekor gübre için süper diyebiliriz yani. Evet, bir çiftçinin yüzünü gülmek kolay mı böyle? Rekor atarsan kolay. Kolay, öbür türlü? Boş. Hayırlısı olsun. Evet, 27 Mayıs 2020 ve burası Bergama, Kozak ve Çamavlu köyündeyiz. Rekor gübre yaprak gübresinin kullanıldığı bir yonca tarlasındayız. Prezamento yonca tarlası. Ve üreticimiz Sayın İsmail Cömert Beyefendi. Bahçe sahibi, tarla sahibi kendisi. Ve kendinizi tanıtır mısınız? Ramazan Güven, yine Kozak Yukarıbey köyünden. Siz de Yukarıbey'desiniz. Siz de topraktan uyguladığımız, evet, rekor geçmiş tarla. Evet. Ürünümüzü kullanan müşterimizsiniz Halil'e. Dolayısıyla biraz vaktimiz dar olduğu için ikisini birleştirdik. Aynen. Ve biraz sohbet yapacağız Halil'e. Ve yaprak gübremizi ne zaman kullandınız İsmail Bey? Ve verim olarak ne artırdı? Bir anlatır mısınız yani? Yaprak gübreyi bunu ilk biçimden 23 Mayıs'ta biçtim. Havala kurak diye sulamadık. Aşağı yukarı Mayıs'ın 3'üydü. Ya 3'ü. Nisan. Hani Nisan'ın. Biz şu an 27 Mayıs'tayız yani. 23 Nisan'da biçildi bura. Evet. Ya 10 gün falan sulanmadı. Yağmur yağacak diye hiç kıpırdamadı. Tamam. 5 Mayıs'ta falan gübreyi kullandım. Bir arkadaşın tavsiyesiyle yaprak gübresini. Ama hiç o arada 23 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar hiç kıpırdamadı diyorsunuz. Kıpır anca yer yeşerdi. Bunu da kullandığımda 5-6 santimdeydi yonca. Evet. Ya bir arkadaş tavsiye etti bize de. Evet. Yani gelişimi olduğuna bu kadar şaştım. Yani şu anda aşağı 20 günlük, 23 günlük bir süreçte 80 evet. santime ulaştı. Mesela evet. ben buraya ilk biçtiğimde 170 balle aldım burada. 25'er kilo olarak bastım balleleri. Şu anda biçilecek, havalardan dolayı biçecek ama şu anda görüşüm 25 balle var dönümünde. Bir kere 28 balle dönümünde fazla. Balleler 25'er kilo. Balleler 25'er kilo üzerinden bastık. Evet. Artı sap kalın, yonca taze duruyor. Bir gösterelim efendim. Nedir yani, sap? Şöyle yaklaştırın ha. Yoncanın sapı da kalın, o yaprak oranı da. Aşağısından başlayayım, ben aşağısından. Evet. Şimdi burada ilginç olan bir şey var. Birbirlerine tavsiye ettikleri için ikisi de kazanıyor şu anda. Aynen. Şimdi siz... İçi boş yoncalan, yaprak olan da çok güzel ve tazeliği çok güzel. İçini boşluğunu gösterelim. Gelelim böyle kameramı göstersin şöyle içini boş olduğunu. Aradığınız şey budur. Evet. Bu arada bir kendinizden bahseder misiniz? Başka ne iş yapıyorsunuz? Başka çiftçiyle uğraşıyoruz. Tavuk kümeslerine, tavuk yonca işi yapıyoruz. Yonca biçme işi de yapıyorsunuz. Yonca biçiyoruz. Balle, sılaj yani. Hiç durmuyor. Valla boş vakit bulmak o kadar zor ki yani. Bugün hava yağdı da bugün öyle boş bugün vakit bulduk. Bugün molanızı aldık. Yani siz yonca da biçiyorsunuz insanlara. Biçiyoruz tabii. Balle de yapıyoruz bunları. Balle de yapıyorsunuz. Aşağı yukarı 10-15 yıldan beri Altınova taraflarında da çalıştık ama bu evet. şekilde yonca çok zor. 2 yaşında bir yonca. 2 yaşında. Birinci biçimi 17 balle biçtiniz bir dekardan. Evet. Şu an itibariyle 25 balle bekliyorsunuz. Nasipse... Daha biçime de 4-5 gün var. Daha çiçekleme çünkü %1 seviyesi gibi şu anda. Evet, çiçek şu anda yok, tomurcak çıkarıyor daha önce yani. Yonca yürüyor yukarıda. Daha yürüyor, daha hala yürüyor. Ve yürüdüğünden yattı. Mesela bölme bölme... Peki, iklim nasıldı bu arada son zamanlardaki iklim? İklim çok değişken. Buradaki çam fıstıklarını sökecek kadar yüksek miydi fırtına? Ya fırtına oluyor. Evet. Artı bir sıcak oluyor, bir soğuk hava. Evet. Mesela kar yağacak bir havaya uğruyor, bir de sıcak oluyor. Hı-hı, değişik hı-hı. bir hava var bu yıl. Yani 2020 böyle. 2020 son 10 böyle. Gün daha da sakat. Önce aşırı sıcak oldu böyle birden evet. böyle. Aynen. Mayıs aşırı sıcakla başladı. Evet. Ondan sonra soğudu. Evet. Mesela yoncanın şu alt bölümlerinde olmayan yerli hava tam standart değildi. Hı-hı. 15-20 santimde kalıyordu. Hı-hı. Ya bu gübreden sonra standart gidiyor yonca. Rekor gübre yaprak gübresinden sonra. Yaprak gübresi rekor gübreden sonra standart yani enli sonlu değil. Evet. İstediğimiz ayarda dümdüz. Şöyle bahçeyi çekelim önce. Konuşacağız önce. Şu bahçe yani, rüzgar yatırdığı için evet. aşırı rüzgar tabii bir de böyle boylanma hiç olmamış. Bak boylama yatar yani hem normaldir bu. Hem kalınlaşıyor yonca yumuşuyor değil mi? Normal ya bu kadar boy yaptım illa ki yatacak aşağı. Ya ama kalınlaşıyor halde. Ha. Şimdi şu yoncayı bir ölçelim arkadaşlar. Nedir bu boyumuzun durumu nedir? Bakalım yonca boy ne kadar boy yapmış. Şöyle gelelim be. Şöyle bakalım. Bölgemiz burası bir Konya değil tabi. Buralarda bugün yoncalarda böyle 80 santim, 85 santim, 84 santim aynen, görüyorsunuz şu anda. Yani buralarda pek yoncalar buraya kadar gelmez yani. Evet. Normal daha düşük kalır. Çünkü daha çok biçildiği için. Evet. Daha çok biçildiği için. Ben burada şunu soracağım. Gelelim size. Şimdi siz tabandan kullanmıştınız. Tabandan. Ben tavsiye ettiğiniz için. Evet. Ağamız da dedi aynen. ki ben yaprak kullanayım bu kez de. Aynen. Şimdi siz yaprak kullanacaksınız, o toprak kullanacak ya. Yani. Ben geçen sene evet. Satış ürünleri satan bir arkadaşımızın dükkanından evet. geçiyorum. Evet.
Dedim rekor çok güzel dedi. Evet. Dedim ben de kullanayım o zaman. 3 torba almıştım. Aha. 3 torbayı bir bölmeye kullandım. Evet. Ya hayret ettim ya, çok değişik. Çok değişik. Acayip değişik ve herkese de söylüyorum böyle yoncası olan arkadaşlarıma. Hı-hı. Ne bileyim bakın diyorum ben şu bölmeye rekorun şeyini attım. Topraktan uyguladınız. Evet. Elimle serptim hemen suladım dedim. Evet. Çok güzel verim aldım dedim. Ha şimdi de sizin dediğiniz gibi evet. Sıvısını kullanacağım. Çok İnşallah güzel. Tabii ikisi birbirini destekliyor. Yani aynen. Birbirinin evet. Rakibi değil. Yani topraktaki sorun ayrı. Yapraktaki, iklimdeki sorun ayrı haliyle. O yüzden yakında damlama gübremizi de piyasaya süreceğiz. Takip edin. Mısırlar için. Sonra, yo mısır için bunu kullanabiliyorsun zaten. Bunu da kullanıyorsun. Raygrass'ta kullanmadın zaten. Onda da kullandım. Ne oldu Raygrass'ta? Yani verimi ikiye katladı. Onu da çekeceğiz. Raygrass'taki verim evet. Nasıl hızlandırdığını. Onu da gördüğünüz haliyle. Gelelim. Şu yoncayı biraz çekelim şöyle. Gezelim şöyle yoncayı. Bu yonca kalitesi konusunda, tazelik, gençlik konusunda ne diyorsunuz yani? Ya renk olarak, yaprak olarak ya süper şu anda. Evet. Ötesi söyleme gerek yok yani. Evet. Şöyle gördüğümüz gibi yoncamız, rüzgar, şey, bölge. Ya yatırmış abi. Çam fıstıklarını görüyorsunuz maşallah. Bölgemiz doğa harikası bir yer böyle. Yavaşça ha. Biraz soğuk. Evet. Şimdi Raygrass'ı da orada çekeceğiz hali. Durum bu. Maşallah diyorsun. Maşallah diyorum abi. Yani evet, maşallah. Biraz evet. Eziyoruz hocam ama evet. Olsun. Artık yapacak bir şey yok. Onu artık neyse günahımız söyleyin yani. Yani şeyime, evet. Belime kadar geliyor neredeyse. Daha da gelir bu. Gösterelim kamera şöyle. Evet. Evet. Takriben boyunuz 1.78 aynen, gibi civarlarında. 70 evet. Şu an taburanda. Tabura belinize benim geliyor de. Yani. Yani. Bu bir hafta 10 gün sonra biçilir tahminim. Daha var. Bir hafta. Yani daha bir 10 santim de büyür yani. Daha da büyür abi. Büyür yani. Yani o zaman 25 balya bir dekardan. Daha da belki de daha fazlası evet. Var çünkü. Çünkü yaprak gübresini biz takriben işte 6 santim dese de biz 10 santim gibi atalım. 9-10 santim, 11 santim gibi rekor gibi yaprak gübresini. Evet, sizin kullandığınız tarla ürünün ise yoncayı biçer biçmez atıyoruz. Aynen. Arkasından suluyoruz aynen yani. Abi. Sizin evet. Kullandığınız topraktan evet. Olan kullandığımızı o şekilde atıyoruz. Yani evet. Bir yoncayı biçiyoruz. Atıyoruz, saçıyoruz, sonra suluyoruz hali. Ama yaprak gübresi ise suladığınızı ettiniz. Ondan sonra yaklaşık takriben 10 santim oldu. O dönemde uygulayacaksınız hali. Ve her biçim tavsiye ediyoruz rahatlıkla. Bugün şu an birinci biçimde siz ne yaptınız şu anda? Kardeşlendirdi. Yonca gelişimini evet. Bozukları varsa toparladı. Bir dahaki biçimin daha iyi olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz hali. Evet. Peki erkencilik sağlıyor mu? Hızlı kaldırma sağlıyor mu sizce? Ya hızlı gelişti. Şu anda Raygrass örneğinde de onu zaten söyleyebiliriz. Ben yani. Bunu çiçeğe beklemez biçerdim. Havalı olsaydı bir hafta önce biçerdim. Şu evet. Anda yeniden yeşerirdi geri yani. Evet, ama evet. hava muhalefetinden dolayı mecburen bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim ben. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani bizim programa uyarsanız yonca gübrelemesinde sizlere başka ürünler de tavsiye ediyoruz hali. Evet. Dolayısıyla bugün yonca üreticilerimizin şimdi en çok soruyorlar bize Aksaray bölgesinden. Ya işte hep sıcak bölgelerde. Ya merak etmeyin. Aksaray'da da, Yozgat'ta da, Malatya'da da, Hatay'da da, Türkiye'nin her tarafında, Edirne tarafında da. Yani yoncalarımız şu an Allah'a şükür çok güzel. Gayet bu gördüğümüz sonuçları orada da alıyoruz hali. Bundan dolayı da hiç merak etmesinler. Onları da göstereceğiz. Velhasıl hani hep sıcak diyorlar. Buranın iklimi peki sizce nasıl genel olarak yani? Bizim iklim soğuktur biraz. Sıcak değildir yani. Sıcak değildir. Sahil gibi değildir yani. Sahile benzemez. Geceleri biz de çekedi giyersin. Yani bugün giyersin. Gündüz bile geliyoruz. Aynen. 27 Mayıs'ta 10 derece sıcaklık var şu an. Gördüğümüz dağ Madra Dağı. Evet şöyle yani gösterelim. Karşı gördüğümüz yayla dağlar Madra Dağı. Evet. En soğuk köylerimizden Çamoğlu ne bileyim. Evet. Güneş Köyü. Bunlar evet. Soğuk köylerimiz. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı sefer şimdiden. Hoşça kalın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere.